gemiyi ve çevreyi tehlikeye sokan olağan dışı durumlar seyrektir. Bir olağan dışı durum doğduğunda gemide bulunanlar aşırı stres haliyle yüz yüze geleceklerdir. Olay her zaman tamamen açıklık kazanmasa bile kararların çabuk verilmesi gereği doğacaktır. Gemi personelinin kendilerini hazırlıklı bulundurabilecekleri tek yol eğitimdir. Bu programın hedefi can kaybını önlemek ve hasarı olabildiğince asgaride tutabilmek açısından bir acil önlemin nasıl olacağını görüntülemektir. Olağan dışı durumlar karşısında personelin önlem uygulayabilmesine yardımcı olmak için gemi donatanları ve operatörler acil önlem planı hazırlarlar. Your response during a time of emergency is going to be uncoordinated, random, and not very effective. It's for these reasons that you must have contingency plans practiced and in place to deal with emergency situations. Bu plan esasında bir operasyon planıdır. Muhtasar ama her şeyi kapsayan bir döküman durumundadır. Acil önlem planı. Bu plan gemi ve deniz işletmesinin yani yazıhanesinin eylemlerini kombine ederek bir kazanın evrelerine karşı önceden tespit edilmiş yöntemler ve uygulamalarla gemi personelini yönlendirmeyi hedefler. Acil bir duruma karşı 5 önlem aşaması söz konusudur. Birincisi ne olduğunu tespit ederek önleme geçmektir. Ne tür bir kazadır? Kazazede veya can kaybı var mıdır? Hiç yük veya tekne hasarı olmuş mudur? İkincisi, olay hakkında sahil devletine, donatana veya operatör diye bilinen hükmî donatana bilgi verilerek ön bildirim yapılmasıdır. Şartlar yardım için emergency çağrısında bulunmayı da gerektirebilir. Üçüncüsü, olayın değerlendirilmesi ve göğüslenmesi ve önlemler alınırken olası eylemlerin başlatılmasıdır. Dördüncüsü, sahil devletine, donatana veya operatöre ve diğer entereselere daha ayrıntılı bildirimde bulunulmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında bulunan gemiler böyle bir durumda ek olarak Ulusal Önlem Merkezi NRC'ye de bildirimde bulunacaklardır. Beşincisi, planlı önlemleri sürdürerek olayın yani kazanın etkilerini asgariye indirmektir. Planda eylem kontrol listesi yer alır. Önlem uygulamalarının en sıkışık olduğu bir zamanda hayati bir hususun gözden kaçmamış olduğunun kontrolü bu yolla yapılır. Acil durumda bildirimde bulunulacak ilgili tarafların listesi de planda belirtilir. Bu liste muntazaman güncelleştirilmelidir. Ayrıca diğer temel dokümanlarla birlikte saklanmalı ve gemi ilgililerinin kolayca bulabileceği şekilde bulundurulmalıdır. Geminizdeki acil önlem planının bilinmesi ve kavranması sizin için hayati bir husustur. Acil bir olay vuku bulduğunda ne yapacağınızı öğrenmek konusunda planı incelemeye başlamak çok geç olacaktır. Apart from that, you have for various emergencies checklist given, so that when you have any emergency of this kind, you know what is to be done. For this reason, bu sebeple acil önlem planının muntazam uygulanmasını yapmak çok önemlidir. Bu zorunlu filika ve yangın rolelerine ek bir uygulama olacaktır. Bütün gemiyi kapsayan büyük kapsamlı talimlerin organizasyonu zaman alabileceği gibi geminin işlerini de engelleyebilir. Bu sebeple tatbikatlar gemidekilerce düzenlenebileceği gibi kara işletmesinden bir ilgili tarafından da organize edilebilir. Gemi zabitleri ve mürettebat kendilerinin bir tatbikatta görev alacaklarını bilirler. Ama bunlardan hiçbiri, hatta kaptan bile, buna neyin sebep olduğunu bilmeyebilir. Gözlemci zabit tatbikat için bir senaryo hazırladı. Basically your vessel collided with a small coastal tanker